Personel gelip beni görmek istediğinizi söyledi. Aylin Hanım değil mi? Evet. Bu ara işe geliş gidişlerimizde biraz sıkıntı yaşıyoruz herhalde. Personelle ilgili her şey benim kulağıma gelir Aylin Hanım. Ben personel müdürümüzle konuyu görüştüm. Mazeretimi bildirdim. Hastaydım. Çok çabuk iyileşmişsiniz. Aylin Hanım, burası büyük bir otel. Saygın bir yer. Buranın belli kuralları var. Öyle kafanıza estiği zaman gelip estiği zaman gidemezsiniz bu otele. Evet, çok haklısınız. Ama bir daha olmayacak, gerçekten söz veriyorum. Bana anlayış göstermenizi rica edeceğim. Bakın, benim bu işe gerçekten çok ihtiyacım var. Hiç olmasa bir haber verseydiniz. Yerinize birini mesaiye bırakırdım. Bir şekilde bir çözüm bulurduk. Ama bu şekilde davrandığınız zaman bizi çok zor durumda bırakıyorsunuz. Ben haber verebilecek durumda değildim. Neden? Aylin Hanım. Şimdi anlatsam da inanmayacaksınız. Hatta muhtemelen beni kovacaksınız. Bırakın da buna ben karar vereyim, olur mu? Sanki herkes bana bakıyor. Hiç üstüne alınma şekerim. Herkes bana bakıyor. Sana niye baksınlar ki? Cidden fark etmediniz mi? Neyi? Okula iki gündür üst üste aynı kıyafetle geliyorum. Ben. Yani bir giydiğini bir daha giymeyen adam. Resmen tarihe geçtim şu an. Ya niye gülüyorsunuz? Allah Allah. Of. Rezil oldum zaten. Melis. Melis. Ada. Ne haber? İyidir. Bana mı selam vermeye çalıştı bu? Nedir samimiyetin? Emir. Berk benim arkadaşım. Ama partide olanları hala unutmadık değil mi Ada? Erdal başka. Ama Berk iyidir. O zaman doğru arkadaşsınız. Ben kaçıyorum, sonra görüşürüz. İyi dersler. Derini mi arıyorsun? Dün canı sıkkındı çok. Senden bahsetti. Ne dedi? Seni çok özlediğini söyledi. Bir de kardeş gibi olduğunuzu söyledi. Öyleydik. İlkokulda öğretmenimiz bizi aynı sıraya oturtmuştu. O günden beri de hiç ayrılmadık. Bence sen de onu çok özlemişsin Ada. Ya senin dersinin zamanı geçmiyor mu? Ha? Geç kalmıyor musun? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hı, tamam. O zaman öyle yapalım. Beşinci katı turdan gelenleri ayırın. Her şey size anlattığım gibi. Ama suçlama geri çekildi. Yani bir sabıkam yok. Size inanıyorum inanmasına ama bu olay duyulursa benim çok başım ağrır. Ama ben kimseye hiçbir şey anlatmadım. Pekala. Sizin için bir risk alacağım. İşinize geri dönebilirsiniz. Ama lütfen beni mahcup etmeyin. Etmem. Çok teşekkür ederim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.